kadınlar anaerkil üzerine hazır deneniyor. En iyisi süper bu Zeus'tan yardım dilemek. He, Zeus baba çözer bu düğümü. Zeus baba çözer bu düğümü. Lan bu ne? Ne bağırıyor ne? Ben buldum. Ne buldun? Bence Zeus'tan yardım dilemek. Kapitanım, ben de zeytin olayım.
Şimdi elinizdesiniz. Teslim olacaksınız mı? Yoksa üçünüz de kılıçtan geçirebilir mi gari? Ölmek var da ölmek yok falan. Elimizdesiniz de yok. Teslim olun yoksa üçünüz de kılıçtan geçirsin onu göre. Nihayetinde bu işin buraya geleceği belliydi. Bir koca nasıl kıyabilir hatununu? Tiyatro yapma kız. Oğlum zayıftan bağışlaman dile bakayım karıcığım. Ölürüm daha iyi kurban. Tek arı. Seni şimdi öldüreyim. Yoksa sabaha mı bırakayım? Yazıklar olsun kocalarını karılarına düşüren böyle bir düzen. Bunca yıllık hayat arkadaşı. Aşkından öldüğün karını. Öldüreceğim hem bir çocukların anasını. Hay anı. Yarışma başlayıver gari. İki. Nereye sokuyor ne? Diyemiyorum. Ben bu işi burada bırakıyorum gari. De ben de bırakıyorum abi. Haçam ben sana sizin zorunuza sakatıldım ha. Arkadaşlar ben bu oyundan dersimi almışım. Varım bu oyun sonunu siz bağlayın gari. De ben de aldım dersimi. Hemen de kısadan bizden. Karıcığım, ben başından beri sizden yanayım zaten ha. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun iş sahibi baba? Mal da yalan, mülk de yalan. Sen tut ucundan bir al da sen o yalancı. Yeah.
Ben geçen belediye meclisi Serdar Dinçer. Öncelikle belediye başkanımız katılmadı. Başka bir program vardı. Sizlere selamlarını, saygılarını iletti. Mümkün olduğunca belediye olarak sizlerle tiyatroyu buluşturmaya çalışıyoruz. Aralığın sonunda yine bir Abdullah Şahin tiyatromuz gelecek. Ondan sonra Ocak ayının ilk haftasında Gizem Taştan kardeşimiz, yani Keşanlı bir kardeşimizin de rol aldığı Monimol diye bir grubumuz gelecek, tiyatro topluluğumuz. Bunun müjdesini şimdiden verelim. Oyun içerisinde çok güzel mesajlar vardı. Öncelikle kadınların örgütlenmesi, savaşa karşı durulması ile ilgili. İnsanın aklına tabii Nazım Hikmet'in o şiiri gelmiyor diye. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Ve daha sonra savaşlardan dolayı verilen ağıtların nasıl yakıldığına dair güzel bir söz vardır. Savaştan sonra ağıtlar Kürtçe, Türkçe, Arapça yakılır. Bunların altını çizmek istiyorum. Ve kadınların örgütlenmesiyle ilgili buna özellikle günümüzde çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Atatürk'ün kadın erkek eşitliğine verdiği önemi hepiniz biliyorsunuz. Oyunun tarihi çok güzel denk gelmiş. Yarın 5 Aralık kadınlara milletvekilliğine seçme hakkının verildiği 5 Aralık 1934'tür. 1930'dan başlayarak önce muhtarlıkta seçme seçilme hakkı, daha sonra belediye meclisinde ve belediye başkanlığında seçme seçilme hakkı ve en son olarak 5 Aralık 1934'te milletvekilliği seçme seçilme hakkı verilmiştir. Ve birçok Avrupa ülkesinden önce verilmiştir bu haklar. Yaşadığımız günleri hepiniz çok biliyorsunuz. Neler demek istediğimi biliyorsunuz. O yüzden kadınlara öncelikle örgütlenmede çok önemli görevler düşüyor. Lütfen siz kadınlarımızdan bunu bekliyorum. Ve bir kez daha size Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Bu arada oyunculuğunu anmadan geçemeyeceğim. Lütfen beni bağışlayın. Benim için çok özel bir üstad o. Benim enerjimi yüksek tutan Pehlivan'ıma bir alkış alın. Ne yakında geldiniz, bizlere sıcaklığınızı getirdiniz. Ayağınıza, emeğinize, yüreğinize sağlık. Dünyanın hiçbir yerinde savaşlar olmasın efendim. İyi akşamlar.